Arkadaşlar merhabalar, bu videomda ÖSYM Neden Nereye? Dörtgenler serisinin soru çözümü kısmındayız. Bu videomda kare konusuyla ilgili son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Bu videonun açıklama kısmında bunun boş PDF'ine ulaşabilirsiniz. O yüzden öncelikle şunu tavsiye ediyoruz. Bu videoyu izlemeden önce kendiniz bir çözün. Sonra çözümlerine bakın. Çünkü bunun dolu kısmı da var. Yani şimdiki çözeceğim kısmı çözümlerini de aynı şekilde PDF olarak koyacağım. Hatta PDF numarası 5 numara olması lazım. Çözüm kısmı da 5.1 arkadaşlar. Oradan çözümleri kendiniz kontrol edersiniz. Doğruysa videoyu izlemenize gerek yok. Yani o soruyu izlemenize gerek yok. Yanlışsa ya da PDF çözümünden bir şey anlamadıysanız o zaman ilgili soruya gelip o ilgili soruyu dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Videonun son kısmında da ne yapacağız? Yorumumuzu yapacağız. Kare konusuyla alakalı hangi sorular çıkmış, ÖSYM neredeymiş, nereye doğru gelmiş ve bundan sonra nasıl sorular sorar şeklinde yorumumuzu da yapacağız arkadaşlar. Dikkat edin, önemli bir video. Çünkü niye? ÖSYM dikdörtgen ve kare konusuna bayağı bir önem vermiş. Neredeyse dörtgenler konusunda sorduğu soruların yarısı dikdörtgen ve kareden oluşuyor. Bunun yorumunu da zaten videonun sonuna doğru da yapacağız arkadaşlar. Sanırım son 10 dakika ya da son 5 dakika soruların çözümleri bittikten sonra yorum yapacağız. En azından soru çözümlerinin hepsini dinledikten sonra o yorum kısmını da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar çözümlere. Evet, 2012'den itibaren başlıyoruz. LYS 2012 benzer sorusu. Aslında klasik bir soruydu. Ben bunu yeni nesil soruya çevirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz ÖSYM'nin yöntemi de budur, taktiği de budur. Ne yapıyor? Eski nesil soruları yeni nesil soru olarak karşımıza getiriyor. Ben olsam eskiden ÖSYM'de sorduğum soruları yeni nesil olarak karşınıza getiririm. ÖSYM'de zaten bunu yapıyor. Yaptığını da görüyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Birinci soru. LYS 2012 benzer sorusu. Şekil 1'deki ABCD karesi biçimindeki karton LK doğrusu boyunca kesilip küçük parça atıldığında şunu atmışız. Bu parça oluşmuş. Kartonun alanı 1/6 oranında azalıp çevresi de 6 cm artmaktadır. Ben bunu kullanacağım. Neyi kullanacağım? Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayım. Kartonun alanı 1/6 oranında azalıp çevresi de 6 cm azalmaktadır diye sorulmuş, söylenmiş bana. DL ile DLA birbirine eşit olduğuna göre KB uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle tamam, atmışız. Bu şekilde alan da azalmış. Alan ne kadar azalmış? 1/6 oranında azalmış. E o zaman hocam burası A ise tüm alan ne olmak zorunda? 6A olmak zorunda. E ben burada demek ki alanı dağıtacağım. Haydi bakalım dağıtalım. Çift çizgideki alan herkes çift çizgideki alan yine olmak zorunda? A olmak zorunda. Genelde biz alanı uygularken paralel kenardaki alan yapılarını çok kullanıyoruz. 1/4 olması, yarısı olması falan, bunu dikdörtgende de çok söyledim zaten. Köşegen çizmek bizim hoşumuza gidiyordu. O zaman köşegeni de çizelim. Burada isterseniz köşegeni de çizebilirsiniz. İsterseniz şu bizim yapıyı da oluşturabilirsiniz. Yarısı olması yapısını da oluşturabilirsiniz. Ama genelde köşegen akla geliyor tabii ki. Şu köşegeni de çizecek olursak. Tüm alanı 6A ise hocam burası 3A olacak. O zaman burası A. Burası da ne olmak zorunda? 3A olmak zorunda. A ne geldi buradan? A'ya 2A. Yani 1'e 2 oran geldi arkadaşlar. Hem burada 1'e 2 oran var. E hocam burası 3A iken 3A. 3A/2 ile uğraşacağım. O yüzden ben buraya 1'e 2 diyeceğim ve buraya 2K, buraya 4K desem sanki daha sağlıklı olacak. 6K ise burası da, burası da 6K. Yani bunlar 3K, 3K oldu. E 3, 4, 5 üçgeninden burası 5K oldu. Şimdi ben bunu kullandım mı? 1/6 oranında azalmasını kullandım. Neyi kullanmadım? Çevresi 6 cm azalmaktaymış. Önceki çevresi ne bunun? Bir kenarı 6K değil mi arkadaşlar? Evet. Bir kenarı 6K. Önceki çevresi 24K. Şimdiki çevresi ne olmuş arkadaşlar? Şimdiki çevresine bakacak olursak da şimdiki çevresi de x dediğimiz yer 2K zaten. Burası da 5K oldu. Burası ne oldu arkadaşlar? Burası 3K, burası da 6K, burası da 6K olduğunu biliyoruz. Şimdiki çevresine bakalım. 6, 6, 3, 5 ve 2'nin toplamı. 5, 3, 8, 10, 16, 22. 22K yaptı. Ne kadar azalmış dediydi arkadaşlar? 6 cm azalmıştı. Önceki çevresi, yeni çevresi bu. 6 cm azalmış hali. Yani ben bunu 6 cm eklersem bu çevreyi bulacağım değil mi arkadaşlar? Ya da bundan bunun farkı ne? 2K. 2K 6 da diyebilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. 2K 6 olduğundan, buradaki denklemden dolayı da K'yı kaç bulduk? 3 bulduk. Bizden ne isteniyor? X. X de 2K olduğundan cevapta ne çıktı arkadaşlar? K yerine 3 yazarsak 6 çıkar. Güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Güzel bir soru daha doğrusu. Ben bunu bir ne yaptım? Yeni nesil soruya çevirdim. Hoş bir soru. Yine çıkmaya aday bir soru. Bakın dikkat edin.
Gerçi bu yorumu daha sonrasında yapacağız ama şimdi de söyleyeyim soruda. Bu şekilde alanla ilgili paralel kenardaki böyle yöntemi, hani alan dağıtma yöntemini kullandıran çok soru görüyoruz. Dikdörtgen ve kare içerisinde arkadaşlar. Çekil ağda gördüğünüz gibi. Evet, birinci sorunun cevabı ne oldu arkadaşlar? 6 çıktı, geldik ikinci soruya. YG ise 2013 benzer sorusu. Aslında bu soru aynen böyleydi de ben bunu eşkenar dörtgene çevirdim. Bunu da kare içerisine koydum arkadaşlar. Hani direkt aynısı olmasın diye. Burada soruyu biraz daha şekillendirdim. Daha değişik yaptım arkadaşlar burada. Hadi bakalım soruyu okuyalım. Yalnız bu tarzda bu soru sormamış ÖSYM'ye. Bunun mantığında sormuş. Yine aynen bu soru gelebilir arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu x birim olan kare. Bir kenar uzunluğu x birim olan kare. 4'e eş 5 kare ve 4 eş dikdörtgene ayrılıyor. Evet. 4'e eş kare ve 4 tane eş dikdörtgene ayrılıp ayrılıyor ve karelerden büyük olanı 5 tane de 4'e eş 5 kareymiş. 1, 2, 3, 4 tane eş kare, bir tane de kare arkadaşlar. Büyük kare. Bir de 4 eş dikdörtgen ayrılmış böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar eş dikdörtgenlerde bunlar. K1 karesi olarak adlandırılmış bu. Sonra şekil 1'deki gibi. Daha sonra K1 karesine benzer bir şekilde K2 karesine ayrılmış. 4'ü eş 5 kare. 5. kare burası. 4 tane de eş dikdörtgen olacak şekilde yani. K2 karesine benzer bir şekilde ayrıldığında elde edilen K3 karesinin çevresi 54 oluyormuş. Ha, ben bunu da K2'yi de aynı benzer hamleyi yapacağım. Hadi yapalım bakalım arkadaşlar. 4'e eş kare yapacağım. 5 tane kare olacak arkadaşlar. Bu şekilde değil mi? Eş kareler nerede arkadaşlar? Şurada. 1, 2, 3, 4 tane eş kare. Ondan sonra bu da sonraki kare arkadaşlar. Dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Demek ki ben bu işi yaparken hep şu oran olacak arkadaşlar. Dikdörtgenlerden birinin kısa kenarı diğerinin 3 katı. Uzun kenarı, yani uzun kenarı kısa kenarının 3 katıymış. Tamam, başlayalım burada. Arkadaşım ben buraya bir k dersem burası ne olacakmış? 3k olacakmış. O zaman hocam burası da k, burası da k oldu. Burası 5k oldu. Ama hocam burası 5k iken burada da 1'e 3 oran olacak ya. Buraya 3 katı bir şey desek ama aynı hamleyi burada da yapacağım. Burada da 3 katı bir şey desek. Yani toplamda 9 katla başlasak rasyonel sayıyla uğraşmamış oluruz. Tekrar söylüyorum. Bak burada hani 1'e 3 dediğim zaman 2 sayı daha eklendi. Burası kaç yaptı? 5. Keşke 3'ün katı olsaydı burası. 3'ün katı olması için ne yapmam lazım? Bunu şeyle çarpmam lazım. 3 ile çarpmam lazım. Yani buraya 15K demem lazım. Buraya 9K demem lazım. Ama aynı hamleyi bir daha 3 ile çarpınca rasyonel sayıdan kurtulacağım ya. 3 burada, 3 burada çarpınca 9. İlk başa dönüp 9 ile çarpsak hiç işlem kalabalığıyla uğraşmamış oluruz. 9 ile çarp bunu. 27K yaptı burası. 27K yaptı burası. Evet. Sonra burası 9 ile çarptığım zaman burası 9K yaptı. Burası da 9K yaptı. 9, 9, 18, 27 daha kaç yaptı arkadaşlar? 45 yaptı. Burası 45. Burası 45K iken burası da 3'te 1 oluyordu böyle dikdörtgenlerde. 3'te 1 ise burası 15K. Burası da 15K. Aynı şekilde burası da 15K. Toplam 45, 15, 15. Toplamda burası ne yaptı o zaman arkadaşlar? 75K mı yaptı? Aynen. 3'e 1 oran vardı. O zaman burası 25K yaptı. Burası da 25K yaptı. Hatta burası da 25K yaptı. Toplamda burası ne oldu? X. X dediğimiz nedir? 125K mı yaptı? Evet, 125K yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? X kaçtır? İşte 125K kaçtır diye soruluyor. Dikkat ederseniz çevresine ne demişti arkadaşlar? K2 karesinin çevresine 54 demişti. K2 karesi şuradaki kare değil miydi en baştaki? Bir kenar 45 değil mi? Yani 45K çarpı 4'ü 54 demiş bize. O arkadaşlar 9'a bölsen 5, 9'a bölsen 6, 2'ye bölsen 2, 2'ye bölsen 3. Buradan 10K eşittir 3 ise, 10K eşittir 3 ise K'yı buradan ne buluruz arkadaşlar? 3 bölü 10 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Yani 125K isteniyor arkadaşlar. 125K'da neye eşit olacaktır? 125 çarpı 3 bölü 10'a eşit olacaktır. O zaman burada 5'e bölsen 5'e bölsen 25 yaptı burası. 2 yaptı burası. Bu da kaç yaptı? 75 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Evet. O zaman cevabımız ne yaptı? 75 bölü 2 oldu. Güzel bir soru bu. Evet, güzel bir soru. Şeyden başladık arkadaşlar. Bir de yeni nesil bir soru bu. Dikkat ederseniz ta nerede sormuşlar? 2013'te sormuşlar. Yeni nesil olması nedir? Tam şekli bize vermiyor. Bize şekli oluşturuyor.
2013'te bile böyle bir soru gelmiş arkadaşlar. Hoş bir soru. Şimdi geldik 3. soruya. Eşkenar dörtgen diye sormuşum ama siz bunu kare sorusuymuş gibi düşünün. Çünkü aynısını karede sordular arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Bir kenar uzunluğu x birim olan bir kare 5'i eş, toplam 6 eşkenar dörtgene ayrılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi eş. Bu da 6.sı. 6 tane eşkenar dörtgene ayrılıyor. Ve E1 olarak adlandırılıyor. Daha sonra E1 eşkenar dörtgeni de benzer biçimde ayrılıp E2 eşkenar dörtgen elde ediliyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ve burası 6 mı oluyor arkadaşlar? Evet, 5'i eş, bir tane de eşkenar dörtgen bu. E2 eşkenar dörtgeni de benzer biçimde ayrıldığında elde edilen E3 eşkenar dörtgeninin bir kenar uzunluğu 16 cm oluyormuş. Oo! Bunu da ayıracağım arkadaşlar. Şöyle kaç tane? 1, 5 tane yapacağım burada. Şunu şöyle çizince, bunu böyle çizince oluyor mu? Olmaz mı be ya? Şöyle. Dur bakayım. Hocam şu şöyle, şu şöyle yapınca 1, 2, 3, 4, 5 tane mi? 1, 2, 3. Şurada yanlış mı yaptım arkadaşlar? 1, 2, 3 tane olacak. 1, 2, 3 tane olacak. 1, 2, 3. Ha şurayı yapmayacağım pardon. Şurası şöyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bu da E3 eşkenar dörtgeni mi oluyor? Evet. Şimdi ne diyor? Bir kenar uzunluğu 16'ymış. Tamam arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 16'ysa. Bakın şurası 16'ysa. Aa hocam küçüğü kaç oldu? 8 oldu. Küçüğün bir kenarı 8. 8, 8. E hocam küçüğün bir kenarı 8 ise 3 kere 8, 24. 24 ise o zaman şuradaki bir kenar ne oldu? 12 oldu. E o zaman burası da 12. E o zaman burası da 12. E hocam burası 36 yaptı. 36'yı da bakın 2 tane eşkenar dörtgen var. O zaman burası 18 yaptı. Değil mi? Şurası 18, burası 18. E o zaman burası da 18 olmuş oldu. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. Bir kenar uzunluğu en başta x olarak verilmemiş miydi arkadaşlar? Evet. O zaman 18 ise 18'den kaç tane var? 3 tane var. 18 çarpı 3'ten cevabımız kaç yapacaktır? 54 yapacaktır arkadaşlar. Bu da kareyle alakalı sormuştu bunu. Ben bunu eşkenar dörtgene çevirdim. En baştan başladık. Aslında çok da zor bir soru değil. Tekrar söylüyorum. 16 iken burası. O zaman bu küçük 8 8 oldu. 1, 2, 3 tane küçükten dolayı 24 yaptı burası. 24 iken şuraya denk geliyor. 12, 12 diye ayrıldı. Burası da 12. Şunun tamamı 36 yaptı. Bunun tamamı 36 ise bunlar da 18, 18 oldu. Burası da 18 olduğundan. Şurası da kaç olmuş oldu arkadaşlar? 54 olmuş oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Üçüncü sorunun cevabı 54 oldu. Geldik dördüncü soruya. YGS 2014 benzer sorusu. Bu bir kareymiş. Arkadaşlar ne yapacağız? Ekstra bir 90 derece varsa alfa beta'ya dalıyoruz. Alfa beta. Alfa beta. Benzerlik. Hatta karede ne çıkıyordu karşımıza? Eş. Şu üçgenler eş kardeşim. Niye? Hocam bu bir kare. Kare olduğu için bunlar birbirine eşit. Yani bunlar bir eş üçgen çıktı. O zaman burada alfanın karşısı A ise burada da alfanın karşısı A'dır. Tamam. CEB'yi vermiş bize. CEB'nin alanını 20 cm kare vermiş. Burası 20 cm kare. Dikkat ederseniz arkadaşlar alfanın karşısı A. Beta'nın karşısı A artı 3. O zaman burada da beta'nın karşısı A artı 3 olacak. 20 alanı belli. 20 alanı neye eşittir arkadaşlar? A çarpı A artı 3 bölü 2 eşittir. Yani buradan A çarpı A artı 3'ü kaç bulduk arkadaşlar? 40 bulduk. Burada hissedersek de sonuca ulaşırız arkadaşlar. A'yı direkt ne buluruz? 5 yazarsak 5 çarpı 8 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Normalde şöyle yaparsınız. Çarparsınız. Çarpanları ayırırsınız. Ama tam sayı çıkacağı belli. Biz burada A yerine 5 yazarsak 5 kere 8 40. 40'ın çarpanlarını düşündük açıkçası. Hissetme çarpanları ayırmada da var arkadaşlar. Nasıl dik üçgende hissediyorsak burada da hisset kardeşim. Neyse devam. A'yı 5 bulduk. Karenin alanı isteniyor bizden. Arkadaş A burada 5 ise şurası 5 ise burası da 5 ya. Burası 5 burası 8. Şuraya x diyecek olursam x'in karesi de 5'in karesi artı 8'in karesi eşit değil midir? Evet. X'in karesi neye eşit olacak? 25 artı 64 olacağından x kare buradan neye eşit oluyor arkadaşım? 89'a eşit oluyor. Zaten karenin alanı isteniyor bizden. Karenin alanı da x kare değil mi arkadaşlar? Evet. Pisagor yapınca x kareyi bulduk. Yani x kare alana da eşit oluyor. Dördüncü sorunun cevabı da böylelikle 89 oldu arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Yine bir aslında soru böyle değildi. Yeni nesil soruya çevirdim arkadaşlar. Eski nesil bir soruydu. Böyle bilgiler verilmişti. Yanında da böyle şeyler verilmişti. Soruya da bakabilirsiniz. LYS 2014 sorusu. Ben bunu yine kesip biçip böyle yeni nesil soruya çevirmişim. Anlayalım bakalım. Ne diyor soru? ABCD karesi biçimindeki bir kartondan CD kenar üzerindeki bir E noktasından makasla kesim yapıldığında oluşan 2 cm'lik karelik ikizkenar üçgen atıldığında 2 cm karelik bir ikizkenar üçgen atılıyor.
Arkadaşlar buranın alanı 2 ise A burası, A burası diyecek olursak. Hocam A çarpı A bölü 2 eşittir 2 ise A kare eşittir 4 geldi. A'yı da buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Çok güzel. Burası 2, burası 2. İkizkenar dik üçgenmiş bu arada. Tamam neyse. Şekil 2 oluşuyor. Tamam eyvallah. Devam. Şekil 2'de A noktasının EF doğrusuna olan uzaklığı. Arkadaş şu A noktasının EF doğrusuna olan uzaklığından bahsetmiş. Yani dik olan uzaklıktan bahsetmiş. Peki ben bunu şeye tamamlayayım arkadaşlar. İlk önce şunu şuraya tamamlayayım isterseniz. Şuradan da yapabildik ama olsun. Burada arkadaşlar bu nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen olduğu için 45-45. Hatta burası da 2, burası da 2 değil mi? Evet. Şimdi sen buradan buraya dik çizdiğinde diyor. EF doğrusunun olan uzaklığı kaçmış? 7 kök 2'ymiş. Burası 7 kök 2. Hocam acaba şu köşegenle doğrusal mı? Evet arkadaşlar doğrusal. Niye? Çünkü sen şu köşegeni de çizecek olursan. Arkadaşlar bu köşegeni de çizecek olursan. Şununla şu birbirine paralel olduğundan dolayı. Burası da 45, burası da 45 ya. 45'e 45. Hocam bunlar birbirine paralel oldu. Paralelse 90'sa burası da 90 oldu. Hocam ancak köşegenler dik kesir. Yani bunun devamını olmak zorunda. Köşegen olmak zorunda. Burası 2 birimse 45, 45, 90 üçgen çıktı. Burası 2 birimse ne olmak zorunda? Kök 2'ye böldüğün zaman burası da kök 2, burası da kök 2 oldu. Hocam şuraya bir A dersek burası A artı kök 2 ise burası da A artı kök 2 yapar. Hocam ne oldu o zaman burası da? Burası A artı kök 2, burası da A. Toplam uzunluğu da 7 kök 2 diye vermişti. Yani A artı kök 2 ile A'yı topladığın zaman 2A artı kök 2 eşittir 7 kök 2 ise 2A eşittir 6 kök 2 geldi. A'yı da buradan kaç bulduk? 3 kök 2 olarak bulduk. ABCD karesinin alanı nedir diye soruluyor. A yerine 3 kök 2 yazarsak 3 kök 2 ise burası kaç yaptı? 4 kök 2 yaptı. Burası 4 kök 2, burası da 4 kök 2. Kök 2 katlığından dolayı burası da 8 yapar. Karenin alanı da kaç yapacaktır o zaman arkadaşlar? 8'in karesinden dolayı 64 yapacaktır sevgili gençler. Evet 5. soru LYS 2014 benzer sorusu arkadaşlar. Ve ben bunu biraz yeni soruya çevirdim. Evet cevabımız 64 çıktı. Geldik 6. soruya. Şimdi 16-20. Ne üçgeni arkadaşlar bu? 12-16-20 üçgeni. Dikte verilmiş x uzunluğu isteniyor. Bazı arkadaşlar bunu şu şekilde yapabilir. Hocam burası da 20. Evet çok güzel. Ben buraya alfa, buraya beta diyecek olursam hatta alfa beta'yı şöyle diyeyim isterseniz. Alfa beta'yı böyle diyeyim. Burası da alfa oldu. Hocam bitti soru. Ben burada bir kosinüs teoremi yaparım olay biter. Kosinüs teoremi de biliyorsunuz x kare eşittir 12'nin karesi artı 20'nin karesi eksi 2 çarpı 12 çarpı 20 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa da burada 16 bölü 20 olduğu belli. Kosinüs teoremiyle çıkacak bir soru arkadaşlar bu. Ama Kenan Kara buradan çözer mi? Hatta Kenan Kara'nın öğrencileri buradan çözer mi? Çözmez tabii ki hocam. Alfa beta'ya daldık. Genelde alfa betalı üçgenlerde ne oluyordu arkadaşlar? Benzer oluyordu. Hocam hatta kareden ne çıkıyordu? Eş üçgen çıkıyordu. O zaman ben burada alfa beta alfa dedim kaldım. Burada alfaya ait bir dik üçgen oluştursam şöyle yapsam. Hocam 90'ın karşısı 20 iken 90'ın karşısı 12 çıktı. İşlem kalabalığı olacak burada. Ben şunu biliyorum. Eş üçgen oluşturmam lazım diye düşünebilirsiniz. Ve hatta ben sizi yıllardır yani senenin başından beri geliştiriyorum. Burası 30 derece ise sizin bir alışkanlığınız vardı. Hocam dik çizin. Hop şöyle dik çiziyordunuz. Ama dedim ki size her zaman iki dik çizme mantığı vardır. Bu alfa bile olsa böyledir. Ya buradan dik çizersin ya da buradan dik çizersin. Hatta o dik belki dışarıya da düşebilir arkadaşlar. İki ihtimalle dik çizmeyi öğrenin dedim size değil mi? Öğrendim dedim. Buradaki 30'u görünce ya buradan ya buradan dik çizeceksin. Tamam bunu öğrendik. Buradaki alfayı görünce o zaman ya buradan dik çizeceğim ya buradan dik çizeceğim. Buradan çizilen dik sadece nereye düşüyor arkadaşlar? Bunun uzantısına düşüyor. Dik olarak dışarıya düşüyor arkadaşlar. Alfa 90 ise burası da ne oldu? Beta oldu. Dolayısıyla şu üçgen ile bu üçgen benzer oldu arkadaşlar. Hatta 90'ın karşısındakiler 20 olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı burada da 12 yapar. Beta'nın karşısı 16 ise beta'nın karşısı 16 yapacak. O zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 12'nin karesinden mi yapıyorsunuz hala? Kulağınızı çekerim sizin. Sakın ha. Burada X bakın dik üçgen var bir tane. Yani şöyle bir dik üçgen var arkadaşlar. Burası 4, burası 12 ve X soruluyor bize. X neye eşit arkadaşlar?
4 çarpı 1 burası. Ortak çarpandan yapıyorduk. 4 çarpı 3 burası. Burası da 4 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 3'ün karesi. 1 artı 9'dan 4 kök 10'u direkt bulmak varken niye işlem kalabalığı yapıyorsun? Değil mi? Evet, 6. sorunun cevabı böylelikle 4 kök 10 çıktı sevgili gençler. Evet, güzel. Eş üçgen sorusu. Bak, eş üçgen kalıbını da hep böyle şey yapıyorduk. Hatta kare konusunda hatırlayın. İkisi içeride eş üçgen, biri içeride, biri dışarıda eş üçgen. ÖSYM hem bunu hem iki söylediğim şeyi de sormuştu zamanında. Bakın, ikisi içeride eş üçgeni sordu. Biri içeride, biri dışarıda eş üçgeni de sordu. İkisi de dışarıda eş üçgeni sormadı. Ne demek istediğimi konu anlatımında biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da gidip şöyle bir bakın. Eş üçgen böyle konu anlatımına geldiğinde kare konusunda. O belki de önümüzdeki sene şey de sorabilir yani. İkisi dışarıda bir eş üçgen kalıbı da sorabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Geldik LYS 2015 benzer sorusuna arkadaşlar. Evet, kenar uzunlukları 2 birim olan özdeş 12 tane kare aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Evet, kenar uzunluğu 2 birimmiş. Ne yapacağız? Üst kattaki her bir karenin alt köşesi alt kattaki karelerin orta noktalarıdır. Tamam. Boyalı bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Normalde ÖSYM şöyle sormuştu. Şuradaki bölgenin alanını sormuştu. Ben şuradaki şey yaptım arkadaşlar. Soru daha da kolaylaştı galiba. Arkadaşlar, orta nokta almasına da gerek var mı burada? Orta nokta olmasına da gerek yok aslında. Nasıl yapabilirim ben bunu? Nasıl söyleyebilirim? Sınav sorusuna da şöyle bir bakmanızı da tavsiye ediyorum. Orta noktası belki orada kullanılabilir arkadaşlar. Burada yapacağınız iş nedir? Hocam, taralı alanı bulurken bütünsel düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kare var ya. 12 tane 2'nin karesi değil midir tüm alan? Tüm alandan sen şu üçgenin alanını çıkartırsan, beyaz alanı çıkartırsan olay bitecektir. Kolay bir soru arkadaşlar. 12 tane 2'nin karesinden bu üçgenin alanı çıkartacağız. Bu üçgenin alanı da nedir? 2, 4, 6, 8, 10. Burası 10 birim. Yüksekliğimiz de belli mi? Belli. 2, 4, 6 birim de burası. 10 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağız. Olay bitti arkadaşlar. O zaman cevap ne çıktı arkadaşlar? Burası 48. Eksi 60 bölü 2'den 30 geldi. O zaman cevabımız da kaç çıktı direkt? 18 çıktı arkadaşlar. Tabii ÖSYM bir tık daha zorunu sormuştu. Yani tüm yamuğun alanından işte dik üçgenin alanını çıkartma şeklinde sormuştu galiba. O soruyu da siz ÖSYM'nin sorusunda incelersiniz. Yalnız bu kalıpta bir soru geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya da böyle şey yapabilirsiniz. Şuranın alanını bulmayı mesela şöyle düşünebilirsiniz. Orta noktayı kullanacak olursanız. Nasıl düşünebilirsiniz? Hocam, orta nokta ya, şöyle gelecek olursanız. Hocam, burası 2 birimken burası 1 birim tam orta noktası olduğundan. Burası da 1 birim. Hocam, burası 1, 1, 2 yaptı. Burası da 2, burası da 2. Şey yapabilirsiniz. Şu taralı alanı bulurken mesela. Ne yapabilirsiniz? Büyük üçgenin alanından. Burası da 2, 4 birim zaten. Şuradaki dikdörtgenlerin alanlarını tek tek çıkartabilirsiniz arkadaşlar. O bu taralarını bulursunuz. Sonra burada da aynı işlemi yaparsınız böyle. ÖSYM'de bu mantıkla soru sormuştu. Bu soruda da değinmiş olduk arkadaşlar. Tabi bu soru daha kolay olmuş. Tüm alandan üçgenin alanını çıkartınca soru daha net bir şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. Evet, 7. soru ne çıktı arkadaşım? 7. soru cevabı 18 oldu. Gelelim 8. soruya. Aynı mantıkta bir soru. ÖSYM sadece bu kısmını sormuştu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben burada bunu da ekledim sadece. Benzerlerini soruyoruz ya. Şimdi şurası basit zaten. Hocam, şu alanı bulurum ben. Çünkü niye? Bu bir üçlük kare. 3. Buraya 1 kaldı. Burası da zaten 4. Burası da 4. Alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2'den buraya ulaşabilirim. Önemli olan şu alana, şu alana ve şu alana ulaşabilmek. Bakın şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada bir benzerlik var mı? Var. Hocam, şurası 3 birim. Burası da 3 birim olduğundan dolayı şurada bir orta taban oluştu mu? Oluştu. Buradaki orta tabandan dolayı 3 ise burası 3 bölü 2 mi oldu? Aynen öyle. Hocam, burada da bir benzerlik var. 1 bölü 3 oran var. O zaman burada 1'e 3 oran varsa burada da burası da 1 bölü 2 oran olmak zorunda mı? Evet. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şuraya alfa deyip de alfaya bakıp 3 bölü 6 hocam. Tanjant alfa 3 bölü 6. O zaman hocam, burası 1 ise yani 1 bölü 2 yapıyor. Burası 1 ise burası yarısıdır. Hatta burası 3 ise burası da yarısıdır. Tanjant alfadan da gidebilirsiniz. Hocam, ben şimdi ne yapacağım? Şu üçgenin alanını bulacağım. Sonra bunun alanını bulacağım. Tamamı, bakın, şurayı şurayı bulup alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulabilirim. Sonra bu alanı bulacağım. Ayrı ayrı toplayacağım. Bu kadar zor mu?
Evet, bu kadar zor diyebilirsiniz. Direkt bu soruyu gören arkadaşlar böyle yaptığı zaman işlem kalabalığı. Ondan sonra süre yetişmiyor. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar bakın. Burası 1 bölü 2, burası 3 bölü 2. Bunun tamamı 3 değil mi? Evet, bunun tamamı 3 ise o zaman burası 1 bölü 2 ise pardon tamam 2. Tamam 2 olması için burası 3 bölü 2. E hocam bunun da tamam 2 olması için buraya da 1 bölü 2 kaldı. Aa hocam alt taban artı üst taban 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı yükseklik bölü 2. Bunun alanı aslında bak alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu alan buna eşit oldu arkadaşlar. O ama sen o ama ne ya. Sen o zaman bu alanla bu alanın eşitliğini bulduysan hop bu alanı buraya getirirsen şu alanı iptal edip. E hocam taralı alanlar toplamı burada şu üçgenin alanı yapmış oldu. Daha rahat bir şekilde bulursun. Tekrar söylüyorum. Bu alanı ayrı, bu alanı ayrı, bu alanı ayrı bulacağına. Bu alanla bu alan birbirine eşit oldu ya. O yüzden bu alanı iptal edip buraya koyup taralı alanlar toplamı şu üçgenin alanı yaptı mı? Yaptı. O zaman bu üçgenin alanı, şu üçgenin alanı arkadaşlar. 3 çarpı 6 bölü 2 artı bir de bu yamuğun alanı alt taban artı üst taban 4 artı 1. Çarpı yükseklik bölü 2 deyince sonuca daha rahat bir şekilde ulaşırsın. 18 bölü 2'den burası 9. 5 kere 4 20 bölü 2'den burası da 10. Toplamda da alan kaç yaptı o zaman? 19 yaptı sevgili gençler. Güzel bir soru, hoş bir soru. Geldik 9. soruya. LYS 2016 benzer sorusuna. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi birbirine eşit verilmiş ve burası da 15 verilmiş ve bir şey daha verilmiş. MN uzunluğu burası A iken LL uzunluğu burası da 3A olarak verilmiş. Ne yapacağız hocam biz? A'ya 3A da var burada. Ya şu eşitleri falan kullanacağız. Valla şey geliyor aklıma direkt. Hocam kare deyince aklımıza ne geliyor? Köşegen. Ya ama köşegen gelsin de tamam da mantıklı durumlarda köşegen çizin kardeşim. Çok mantıklı oldu mu? Ya. Başka ne yapabilirsin? Şunu çok mantıklı oldu mu? Ya 15'i garip bir şekilde parçaladı. Hiçbir şekilde hoşuma gitmedi arkadaşlar. Değil mi? O zaman sil. Başka bir şey düşün. Bunlar eşit. Yani bunlar arkadaşlar eşit. Kare aynı zamanda özel üçgeni de kullandırır dememiş miydim size? 45, 45, 90 üçgeni. Hocam bunlar da eşit. O zaman burada ben şunu şöyle çizersem. Vay anasını sayın seyirciler. Ne çıktı burada? Hocam burada çok güzel bir şey çıktı. Bu da 45, 45, 90 üçgeni. Aa burası 90 derece oldu. Pisagor bağıntısı yapacağım. Dikkat edin. Burası 4A. Hocam burası 4A ise 4A'yı kök 2'ye böldüğün zaman burası 2 kök 2A, burası da 2 kök 2A yaptı. Hocam burası da 2 kök 2A, burası da 2 kök 2A. Kök 2 katı. O zaman burası 4A mı oldu? Evet. 3, 4, 5 üçgeninden. Burası da 5A olması lazım. 5A'yı ne bulduk burada arkadaşlar? 15 bulduk. A da buradan 3 geldi. Çok güzel. Karenin alanı isteniyor. A 3 ise bakın 2 kök 2A burası. A 3 ise A yerine 3 yazıyorum şimdi. Tabii farklı kalemle yazayım. A yerine 3 yazdığımda 3 kere 2 6 kök 2 burası. 6 kök 2 burası. Karenin bir kenarı kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 12 kök 2 yaptı. Karenin alanı da nedir? Alan da o zaman 12 kök 2'nin karesi yapacağından dolayı 144 çarpı 2'den 288 çıkacaktır arkadaşlar. Güzel bir soru mu? Hoş bir soru arkadaşlar. Evet. Gerçekten güzel bir soru. Hep demişsindir zaten. Karenin mantığı budur. Kare konusunda ne vardır? Yani size dedik ki köşegenler dik kesir, dik üçgen çıkar, alfabete olayı çıkar, alfabete benzerliği. Hatta kenarlar eşit olduğu için eş üçgenler karşımıza çıkar diye söylemiştik. Hatta bir de ne demiştik? Köşegenler böyle açıortay olduğu için özel açı mantığını da kullanabilirsiniz soruda demiştik. İşte bu saydığım şeyleri sen de böyle sayarsan böyle hani aklının köşesinde bulursa özel açı mantığını da kullanabileceğini öğren sorularda. Tamam. Yani üçgenle ilgili bir ilişki geldiği zaman maalesef böyle apışıp kalıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz kare konusu hiçbir şekilde kare konusunun herhangi bir özelliğinden, özel bir özelliğinden soru çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkmıyor. Temel tanımsal özelliklerinden tabii ki çıkabilir. Köşegenlerin dik kesmesi falan filan. O ben onları özellik diye saymıyorum. Tanım diye sayıyorum arkadaşlar onları. O tür şeylerden soru gelirken normal özel durumdaki özelliklerden soru gelmiyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet. YGS 2017 sorusuna geldik şimdi arkadaşlar. 2 kök 6 diye vermiş. Ve arkadaşlar işte bu. Dikdörtgende de soruyordu. Karede de soruyor arkadaşlar. Böyle çarpanları ayırmayı ya da şeylerle alakalı Pisagor bağıntısıyla alakalı. Yok çarpanları ayırma sorusu değilmiş ya. Pardon pardon devam. Neyse soruya bakalım. Bu da bir kare bu da bir kare verilmiş. 2 verilmiş burası. Arkadaş
Burası 2 iken burası da 2. E bunu 90 dereceye karşı getireceğim. Bir uzunluk varsa. Ya zaten soru şu. Kare verilmiş, kare verilmiş. Ya kareden dolayı 90 derece var mı? Var. E 90'lı sorularda ilk etapta bir uzunluk verilmişse biz ne yapıyorduk? Dik üçgen yapıyorduk. Dik üçgen çıkmazsa ne yapıyorduk? Benzerlik. Dik üçgen oluştururken dikdörtgen oluşturarak yapmıyor muyduk arkadaşlar bunu? Evet. Al sana dikdörtgen. Hoppala cuppala. Oo, dikdörtgeni oluşturduk. Hocam 2 iken 2. Şu karenin bir kenarı buraya A diyecek olursam karenin bir kenarı A artı 2 yapmış oldu. A iken burası da A yaptı. Hocam burası A artı 2, burası da A artı 2 oldu. Çok güzel. Artık Pisagor bağıntısını yapacağız. Burası A iken burası A artı 4 oldu. Burası da 2 kök 6. Hadi bakalım Pisagor bağıntısı uygulayalım. Dur. Bir şey demiş burada bir de. Mavi kare C noktası etrafında saat yönünün tersinde 45 derece döndürüldüğünde K'nın yeni konumu K üssü oluyor. AK üssü uzunluğu nedir diye soruluyor. He. Demek ki gençler ben burada farklı bir şey yapacağım. Bu Pisagor'da yapmayacağım bu işi. Dur. Arkadaşlar tamam bu Pisagor bağıntısından A da çıkar aslında. Bak A da çıkar. Ama bunu bulmanın daha kolay bir yolunu buldum ben şimdi. Bak çünkü soruyu okuyunca işler değişti. 45 derece döndür diyor bana. 45 derece döndürürüz kardeşim. Ve daha kolay bir yolunu da buldum ben şimdi. Onu okuyunca daha kolay bir yolunu buldum. Öncelikle şu. Şu 2 kök 6'yı ben şöyle de kullanabilirim kardeşim. Hocam bu köşegen. Aa bu da köşegen. Bak sen şu işe. Ne geldi burada? 45-45. Bak sen şu işe. 45-45. Aa 90 derece geldi burada. Madem burada 90 derece geldi arkadaşlar. Hatta burada ben bunu başka yerde mi yapsam? 2-2 ise 2 kök 2 geldi burası. Değil mi? 2 kök 2 geldi. E burası 2 kök 2 geldiyse arkadaşlar. Burası 2 kök 2 olduğundan dolayı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Pisagor bağıntısından şurayı bulacağız. Hadi bulalım bakalım. Ben buraya neyse şeyden yapayım. Kısa yoldan direkt yaptım da 2 kök 3 diye buldum arkadaşlar da. Hadi neyse. Nasıl? Hani 2'nin kök 6 katı, 2'nin kök 2 katı. Hatta burası da 2'nin kare kök içinde 6 eksi 2. 4 yapıyor. 2 çarpı kök 4 yani 4 yapıyor arkadaşlar burası. Ama neyse. AC'nin karesi neye eşit arkadaşlar burada? Hatta şurayı yazayım. AC'nin karesi nasıl? 2 kök 6'nın karesi eksi 2 kök 2'nin karesi. Neyse karesini alınca da kolay geliyormuş. 6 kere 4 24 eksi 8'den 16 geldi arkadaşlar. O zaman AC uzunluğu kaç geldi buradan? 4 geldi. Evet AC'yi 4 bulduk. Şimdi adam bana şey demiş arkadaşlar. Ben şurayı bir sileyim. Şurayı da bir kopyalayayım. İşim daha kolay olsun arkadaşlar. Şöyle kopyaladık. Bir de geri geleyim şöyle. Şekilde soru çözümü dursun tabii ki. Şuraya da bir CTRL-V yapayım. Tamam buraya koyduk. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Adam demiş ki mavi kare C noktası etrafında saat yönü tersinde 45 derece döndürüldüğünde. Arkadaşlar 45 derece döndüreceğim. Şimdi normalde burası 45 derece. 45 derece döndürmüş hali şu şekilde yapmaz mı karenin? Yapar. Onu mavi siyahla döndüreyim isterseniz. 45 derece döndürdüm. Niye köşegen çizdiysem. Neyse çizdim. 45 derece döndürdüm. 45 derece döndürünce arkadaşlar ne çıktı burada? Hocam ben bunu 45 derece döndürdüm. 90 olduğundan burası da 45. Burası da 90 olduğundan burası da 45. Şu köşegeni çizdiğimizde de burası da 45 oldu mu? Oldu. Aa burası 90 derece oldu. Değil mi? O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Burası 90. Burası da 90. Şu doğrusal mı olmuş oldu? Kırmızı çizgiyle siyah çizgi. Evet. Burası da 90 derece olmuş oldu. K noktası K üssüne mi geliyormuş? K noktasının yeni yeri. K noktası K üssü oluyor. K noktasını önceden buradaydı. Döndürdüğüm zaman buraya mı geldi? K üssü oluyormuş. Bizden ne isteniyor? AK üssü uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar biz burayı 4 birim olarak bulmadık mı? Evet. Şuradaki uzunluk ne? Buradaki uzunluk da 2 birim. Bizden AK üssü uzunluğu isteniyor. O zaman AK üssü uzunluğu direkt çıkmış oldu arkadaşlar. Ne oldu AK üssü uzunluğu? 6'ya eşit olmuş oldu. Ha belki F noktasının da yeri sorulabilirdi. O zaman burada da ne yapardık? Şurası 2 olduğundan dolayı şunu da çizip şu Pisagor bağıntısından 2 kök 10 diye bulurduk arkadaşlar. Ama burada K noktasının yeni yeri sorulmuş. Bu arada bu eski nesil bir soruydu arkadaşlar. Ben bunu ne yaptım? Yeni nesil bir soruya çevirdim sadece. Haberiniz olsun yine YGS 2017'deki bir soruydu. Ve kare şekli böyleydi. Kare şekli yine böyleydi. Şuradaki uzunluk verilmişti. Hatta şuradaki uzunluk verilmişti galiba.
Öyle bir şeyler verilmişti. Şöyle bir bakarsınız. Ben bunu yeni nesil bir soruya çevirdim. Döndürüldüğünde burası 2. Burası doğrusal olmuş oldu. Doğrusal olduğundan burayı da 4 bulmuştuk zaten biz. 4 artı 2'den cevabı da kaç bulmuş olduk arkadaşlar? 6 olarak bulmuş olduk. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Hoş bir soruya dönüştü arkadaşlar. Evet, geldik 11. soruya. Kenar uzunluğu 10 birim olan ABCD karesi. Evet, kenar uzunluğu kaç birimmiş? 10 birim olan ABCD karesi. Tamam. Şimdi bu şekilde CE ve AF 2 birim olacak şekilde BE ve DF doğru parçaları gibi şekildeki gibi katlanmış. Evet, bu şekilde katlanmış. Ben bunu böyle katlamışım. Eyvallah. Bunu katlanmış halini burada açabilirim. Ya da bunun katlanmış halini aşağıda açabilirim. Aynı şekilde şekli buraya çizmiş arkadaşlar. Şu katlanmış hali şuraya açayım isterseniz. Bu katlanmış halini de buraya açayım isterseniz arkadaşlar. Şurası kaç birimdi? 2 birimdi ve karenin bir kenarı kaçtı? 10'du. Burası da 2 birimdi. O zaman buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Sonra ben bunu böyle 2'ye 8. Hani 2 birim buradan 2 birim buradan geldiğime göre şurada bir paralel kenar mı oluştu arkadaşlar? Evet. Çünkü niye? Hocam burası alfa iken burası beta. Hani 2'ye 10'luk bir dik üçgen. 2'ye 10'luk bir dik üçgen. Yine burası alfa burası betadır. Şöyle baktığınız zaman Z'den dolayı burası da beta oldu. Bakın şunlar birbirine paralel oldu mu? Oldu. Yani şu bir paralel kenar oldu arkadaşlar. Tamam neyse. Onu ispatlamış olduk. Hatta burası da 8 birim olmuş oldu. Sonra oluşan şeklin alt ve üst kenarları çakışacak şekilde bir katlama daha yapılarak bir yamuk elde ediliyor. Bak ben bunu böyle hop alt ve üst kısmı çakışacak şekilde şey yapacak olursam ben bunu tam ortasından katlamak zorunda değil miyim arkadaşlar? Tam ortasından katlarsam alt ve üst çakışır ve bu şekilde çakıştı. Hatta ben buna göre bir katlama yapacak olursam hani şu şekil olmuşsa katlamayı açacağım ya bunu açarsam şekil karışacak. Ben bunu katlayayım arkadaşlar. Üsttekini katlayacak olursam hop bu buraya denk geldi hop bu buraya denk geldi değil mi arkadaşlar? Evet en son oluşan şekil işte tam olarak şurası oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın şu şekil çıktı. Sarı olan kısım bakın şurası. Şurada mavi olan kısım. Arka tarafı da mavi olduğu için şurası da mavi olan kısım olmuş oldu. Buna göre bu yamuğun alanı ne kadardır diye soruluyor. Arkadaşlar çok basit. Bu bir paralel kenar demiştik. Burası 8 iken burası da 8 mi? 8. Hocam zaten bu yamuğun alanı isteniyor. Burası 2 birimdi. Burası da 8 birim. Toplam burası kaç? 10. Alt taban ve üst taban belli. Yüksekliği bulacağız biz. Tamam yükseklik kaç? 10 değil mi? 10. Bu tam ortasından katlanmıştı arkadaşlar. Tam ortasından katlandığı için bunlar da 5-5 oldu. Burası da 90 derece ya. Bizim yamuğun yüksekliği ne olmuş oldu o zaman arkadaşlar? 5 mi olmuş oldu? Aynen öyle. Alt taban 10. Üst taban 8. 10 artı 8. Çarp yükseklik bölü 2. Bize cevap verir. 18 bölü 2'den 9 geldi. 5 kere 9 da 45 yapar. Cevabımız arkadaşlar. Evet. Kaçıncı soru? 11'in sorunun cevabı 45 oldu. Geldik 12. soruya. LYS 2017 benzer sorusu arkadaşlar. Yalnız benziyor. Tamam. Oradaki soru daha hoş bir şekilde çözülüyor arkadaşlar. O yüzden LYS 2017'deki soruyu çözün derim. Hatta şu spoiler'ı dinlemeyin. Çünkü oradaki çözüm yöntemini de büyük ihtimal uzun yolla yapacaksınız ilk etapta. Size şunu söyleyeyim. Bak spoiler diyorum. Hemen onu geçin hızlı bir şekilde geçin. Hızlandırın videoyu. Orada köşegen çizmeyle daha rahat bir şekilde taban çarpı tabana ait yükseklikten daha rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir ilk etapta soruyu bir yapın çözün. Ondan sonra gelin bu spoiler'ı dinleyip ondan sonra bir daha çözün derim. Bu soru maalesef o kadar ince detaylı çözülmüyor arkadaşlar. Aşağıda birer kenarları AB doğrusu üzerinde bulunan kenar uzunlukları 1, 2, 3 birim olan 3 tane kare verilmiştir. Buna göre 3 karenin birer köşelerinden oluşan üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Bu üçgenin alanı soruluyor. Kenar uzunlukları ne verilmiş? 1, 2, 3. Hocam 1, 2 tamamı 3 ise burası da 1 yaptı. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Arkadaşlar genelde böyle bir üçgen falan varsa taban yoksa yani taban varsa taban ve tabana ait yükseklikten kullanacağım. Hocam şurayı bulabilirim ben. Ama buna ait bu tabana ait yükseklik güzel bir yoldan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ya da bu tabana ait yükseklik güzel bir yoldan çıkıyor mu? Hayır. Ya da bu tabana ait yükseklik güzel bir şekilde çıkıyor mu arkadaşlar? Maalesef çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden taban ve tabana ait yükseklikten yapamam. O yüzden ne yapmalıyız? Bunu daha değişik bir şekilde üçgen bilgisiyle ya da dörtgen bilgisiyle bulmaya çalışacağız şimdi. Hocam bu birim karelerin köşelerinden oluşmuş. Birim kareleri değil de karelerin köşelerinden oluşmuş. Buna ait şey oluşturabiliriz aslında. Bakın şöyle bir dikdörtgen içerisine oluşturduğum zaman evet daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırım. Şu dikdörtgenin alanından ne yapmam lazım? Şu sarı bölgenin alanını, bu sarı bölgenin alanını ve şuradaki sarı bölgenin alanını çıkartırsam taralı alanı bulurum.
Şimdi gençler, o zaman buradaki uzunluk kaç birimdi? 2 birim. Karenin bir kenarı 2. O zaman burası 2 oldu. 1 ise burası da 1. 2 ise 2. 1 ise burası da 1. Büyük dikdörtgenin uzun kenarı ve kısa kenarı belli olmuş oldu. Yani hocam burası 4 birim. 4 çarpı 2. 4 çarpı 2'den neyi çıkartacağız? Üçgenlerin alanlarını, sarı bölgeli alanları tek tek çıkartacağız. Yani 1 çarpı 4 bölü 2. 1 çarpı 4 bölü 2 eksi 1 çarpı 2 bölü 2. Eksi bir de burası 2 birimken 2 birim, buraya da 1 birim kaldı. 1 çarpı 3 bölü 2'yi çıkartacağım arkadaşlar. Yani 8 eksi burası 4, 6, 9 mu? 8 eksi 9 bölü 2'den dolayı 16, 9, 7, 7 bölü 2 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Yani 12. soru. LYS 2017'nin bir tık benzer sorusu. Tabi oradaki soru daha hoş bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Cevabı da 7 bölü 2 çıktı sevgili gençler. Evet, güzel soru. Geldik 13. soruya. Bakın dikdörtgende de vardı böyle bir soru. Hatta dikdörtgende de kare kısmını da kullanmıştık. Yani oradaki soruyu ben burada da kullanabilirdim aslında. Demek ki bu soru mantığında sorular çok soruluyor. Yanda verilen ABCD karesi eşit alanlı 8 dikdörtgene bölünmüştür. Buna göre boyalı dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenarının oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bunların hepsi neymiş? Eşit alanlı dikdörtgenlermiş. Hocam şu dikdörtgenlerin uzun kenarları birbirine eşitse kısa kenarları da birbirine eşittir. Aynı şekilde bu dikdörtgenin kısa kenarları birbirine eşitse uzun kenarları da birbirine eşittir. Ben buraya 1, 1, 1 dersem eğer, hocam burası üçgen, 3 bölü 2, 3 bölü 2 ile uğraşacağım. O yüzden ben buna 2, 2, 2 diyeyim. Bu arada ÖSYM'nin sorduğu daha kolaydı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü daha böyle 4-5 tane falan dikdörtgen vardı arkadaşlar ÖSYM'ye sorduğunda. Ben biraz daha abarttım sadece burayı. Önemli değil. Mantık aynı şekilde. Yani çok, bu da kolay bir şekilde çözülüyor. Tamam, 2, 4, 6 ise hocam burası 3 birim, 3 birim oldu. Hemen bunu da yazalım. 3 birim, 3 birim. Hatta aynı sorudan 2 tane de yazmış da olabilirim, bilmiyorum. Ya da 2 tane gelmiş. Ona bir bakmak lazım. Bir önceki dikdörtgendeki soruya da bakın. LYS 2017'nin sorusu muydu diye bir bakın isterseniz. Tam hatırlamıyorum ben. Burası 6 iken burası da 6 oldu. Şimdi bu dikdörtgenlerin alanları birbirine eşit mi? Eşit. Hocam burası da eşit ama şu kenarlar yok. Burada uzun kenarlara, yani şu dikey kenarlara yoğunlaştım ben. Neyse, bunun alanına ben şuraya x dersem mesela 6x ise buranın da 6x yapması için burası 2x olacak. Buranın da 6x olması için burası 3x olacak. Peki şu dikdörtgenin alanı da 6x, bu dikdörtgenin alanı da 6x. Şuraya bir dikkat edin arkadaşlar, bu bir kareydi. Büyüğü bir kareydi. Hocam burası 6x ya, burası da 6x ya. Alanı da 6x olduğundan dolayı hocam burası 6x ise burası ne olması lazım? 1 olması lazım. Aynı şekilde burası da 6x, burası da 1 olmak zorunda. Bu bir kareydi. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. 3, 2, 5. Burası da kaç yaptı arkadaşlar? 6x mi yaptı? 6x neye eşit olmak zorunda? 2, 4, 6, 8'e eşit olmak zorunda. X de buradan 8 bölü 6, yani 4 bölü 3'e eşit oldu. Bizden ne isteniyor? Boyalı dikdörtgen. Bir kenarı 6x. 6x bölü 1 isteniyor. Yani uzun kenarının kısa kenarının oranı isteniyor. Yani 6x isteniyor. 6 çarpı x dediğimiz zaten 4 bölü 3'tü. Oranladığımız zaman 24 bölü 3'ten kaç geldi o zaman cevabımız arkadaşlar? 8 geldi. Evet, güzel bir soru. Hoş bir soru. Böyle dikdörtgenlerin alanlarının eşit olması ve bunun bir kare olması arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Geldik TYT 2018 benzer sorusuna. Arkadaşlar bu televizyonun üstüne dantel konulmuş sorunun benzeri. Hemen hemen aynısı arkadaşlar. Yalnız ben hikayeyi değiştirdim. Aynı şeyi çemberde de yapmıştım. Dairede de yapmıştım. Çemberde uzunlukta yapmıştım. Şeyi katlamıştım. Bakacak olursanız çok da kolay bir soruydu arkadaşlar o. Bunun benzerini şeye, dairede çemberde uzunlukta halı sorusu vardı. Halıyı böyle duvara asmıştım. İsterseniz bir bakın. Hatta aynı mantıkta soru geçen sene mi ondan önceki sene mi ne sınavda da geldi arkadaşlar. Güneş sorusu. O halı sorusuyla güneş sorusu. Aynen oradaki dantelden ürettim. Şimdi dantelden bu soruya ürettim arkadaşlar. Bu soruya geçiş yaptım. Yani hani dantelden şeye çevirdiğim sınavda geldiyse büyük ihtimalle o dantelden ürettiğim soru bu şekilde çevirip böyle bir soru sordum. Bu soru da yine aynı şekilde karşınıza gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin derim bu soruya. Şimdi bakalım ne demiş soru. Şekil 1'de aynı mantıkla çözülüyor. O ÖSYM'nin sorduğu soruda böyle televizyonda dantel vardı. Dantel işte şu şekilde koymuş. Danteli aşağı çekince şöyle bir şey oluyordu arkadaşlar. Şöyle 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 oluyordu. İşte bu alanı ne kadar artmıştır tarzında ya da alanın ne soruluyordu. Aynı mantık işte arkadaşlar. Önce dantel bakın bu şekilde yatay olmuş. Bu da bu şekilde.
Aynen. Kurgu aynı. Bakalım şekil 1'de dolabın iki kapağının önden görünümü verilmiştir. Dolabın kırmızı kapağı sağa ve sola doğru hareket edebilmektedir. Kırmızı kapak sağa doğru biraz hareket ettirilip şekil 2'deki konumuna getirilirse aynanın yarısı gözükmektedir. Evet, aynanın yarısı gözüküyormuş arkadaşlar burada. Yani burada kapak buraya geldi ya. Burada bizim kare var mı? Ayna şeklindeki kare bu şekilde mi arkadaşlar? Evet. Aslında katlama sorusu gibi ya da işte şey sorusu gibi. Bu altında kalan kısmı burada gösterdik. Evet. Sonra diyor ki kırmızı kapak 2 birim sola hareket ettirilerek burada bakın buradan 2 birim sola doğru hareket ettirecekmişim ben bunu. Şekil 2'deki konumundan şekil 3'teki konumuna getirildiğinde aynanın görünen yüzeyin alanı 16 birim kare arttığı görülüyor. Buna göre aynanın alanı kaçtır diye soruluyor bize. Arkadaşlar ben bu konuma getirdiğimde 16 artmış. Önceden aynamız bu şekildeydi. Şekil 2'deyken böyleydi. Böyle açtığım zaman şu şekilde olmuş. Aynanın alanı burada artmış. Yani bunun alanı 16 birim kare olmuş arkadaşlar. Yalnız ben bunu ne yaptım? Bu bir köşegen değil mi? Burası da 45, burası da 45, burası da 45, burası da 45 değil mi? Evet. Ben bunu kaç birim sola getirdim? 2 birim. Yani sen bunu buradan dik çizdiğin zaman burası 2 birim olacak. Hocam burası da 90 ya. Burası da 45, burası da 45 oldu. 2. Yani hocam burası 2 iken tamam burası da 2. 45, 45, 90 üçgeninden. Aynı şekilde şurası da 2. 45, 45, 90 üçgeninden burası da 2. Ve bu alanı kaç vermiş bize arkadaşlar? Bu alanı da 16 vermiş. Arkadaşlar o zaman burası ben şey yapabilir miyim bunu? 16'yı kullanabilir miyim? Kullanabilirim. İsterseniz şöyle büyüğün alanından şuraya x deyip de bak karenin köşegeni x deyip de şu büyüğün alanından iki tane üçgenin alanı çıkartırsam 16'ya eşitleyebilir miyim? Evet. Aynı hamleyi siz içeride de yapabilirdiniz arkadaşlar. İçeride de yapıp alt taban artı üst taban ya da içeride iki tane dik üçgen, iki dik üçgenin alanı artı dikdörtgenin alanı 16'tı diyebilirdiniz. Ama ben dışarıdan yaptım tercihimi. Şuradan dikleri çizince böyle ne geldi arkadaşlar? Dikdörtgenin alanından bu üçgenlerin alanını çıkartınca 16 derim. Ya da 16 ile iki dik üçgenin alanı direkt büyük dikdörtgenin alanı da diyebiliriz. Öyle diyelim isterseniz. X çarpı 2. Arkadaşlar x çarpı 2 neye eşit olacak? 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 tane var. Artı bir de şu 16 dersek o da x çarpı 2 alanına eşit olacaktır. Yani 2x eşittir. Ne oldu? 4 artı 16'dan 20'ye eşit oldu. X'i de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Bizim karenin köşegeni 10. Karenin köşegeni 10'sa arkadaşlar burası da 5 kök 2 5 kök 2 yapar mı? Yapar. Aynanın alanı yani karenin alanı isteniyor bizden. O da 5 kök 2'nin karesi yapacaktır. 5 kök 2'nin karesi de kaçtır arkadaşlar? 50'ye eşit olacaktır. Zor bir soru değil. Hikaye okuyun, anlayın. Rahat bir şekilde sonuca ulaşırsınız. Böyle dolap kapağıyla da ilgili böyle bir şey gelebilir arkadaşlar. Sürgülü kapak öbür tarafa iter, açar, bilmem ne yapar. Bu şekilde bu mantıklı sorularla karşılaşabilirsiniz. ÖSYM sordu mu? Hatırlamıyorum. Yeni nesil sorularda da bu şekilde kapağı iç şeklin biraz gözükmesin şeklinde soru mutlaka gelir arkadaşlar. Evet ama ne zaman gelir bilemiyoruz tabii ki. Geldik 15. soruya. AYT 2018 benzer sorusu. Yerden yüksekleri aynı olan 4 çividen 1, 2, 3, 4 çividen ikisine uzunluğu 40 cm olan bir telden yapılan kare diğer ikisine de uzunluğu 40 cm olan telden yapılan bir eşkenar dörtgen konulmuş. Arkadaşlar uzunluğu 40 cm olan bir tel ya bu telin her bir kenarı 10'ar cm'dir. Aynı şekilde bu telin de eşkenar dörtgen olduğu için her bir kenarı 10 cm'dir. Şimdi yerden yüksekleri de çivilerin nedir? Aynıymış. Tamam. Eşkenar dörtgenin zemine yakın olan kenarı karenin zemine yakın olan kenarından 2 cm uzakmış. Hocam şuradaki uzunluk x iken buradaki uzunluk neymiş? X artı 2'ymiş. Yani şuradaki mesafeye bakacak olursak arkadaşlar burası x iken burası x artı 2'ymiş. Peki hocam şu çivinin buraya kadar olan uzaklığı zaten 10. O zaman burada da ben bunu kullanacağım. Bu çivinin buraya kadar olan uzaklığı zaten 10. Hadi bakalım kullanalım. Burası 10 iken arkadaşım. Şöyle yaptığımız zaman burası 10 iken burada da 2 var ya dik yamuk çıktı karşımıza. Hop şöyle bir dikdörtgen oluşturursak 2 ise 2, 8 kaldı. 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Ama bizden eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Eşkenar dörtgenin alanı o zaman nedir? Tabanımız 10. Tabana ait yüksekliğimiz 8. Direkt 10 çarpı 8'den 80'e eşit olacaktır arkadaşlar. Evet 15. sorunun cevabı da kolay bir soruymuş arkadaşlar.
Cevap 80 oldu. Geldik 16. soruya. TYT 2019 kolay bir soru. Orada ışığı geçirmeden falan filan bahsediyordu. Ben burada hikayeyi değiştirdim biraz arkadaşlar. Kare biçimindeki eşit alanlı iki jelatin, evet kare biçimindeki eşit alanlı iki jelatin kağıdın biri 9 eş bölgeye, diğeri de 36 eş bölgeye sahiptir. Görüyorsunuz 6 bölge, 6 bölge, 36 eş bölge. Bu bölgelerden bazıları sarı, bazıları mavi renktedir. Sarı ve mavi renkte, şurada da görüyorsunuz. Mavi renkteki jelatin kağıdı ile sarı renkteki jelatin kağıdı üst üste konulduğunda yeşil renk elde edilmektedir. Tamam. Ne diyor? İki kağıt tüm yüzeyleri birbiriyle çakışacak şekilde üst üste konulduğunda oluşan sarı renkli bölgenin alanı 20 birim kare olduğuna göre yeşil renkli bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ben bunu bunun üstüne koysam arkadaşlar nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Bakın şunu koyduğum zaman şu şekilde bir şey geldi hocam. Hop şöyle sarı bölge şurası. Bakın şunları şöyle şey yapalım. Dur bunu şöyle yapalım. 9 eş bölgeyi şöyle bölelim. Şöyle böldük ve şöyle böldük. Sarı olan kısımları da kırmızıyla göstereyim. Arkadaş burası sarı. Sarı. Burası da sarı. Burası da sarı. Burası da sarı. Burası da sarı. Şimdi bana ne diyor? Burası da mavi değil mi? Mavi. Tamam. Burası da mavi. Arkadaşlar şunlar da mavi diye şöyle M harfiyle göstereyim isterseniz. Mavi kısım, mavi kısım, mavi kısım diye göstereyim. Adam bize bir şey demiş. Ne demiş? İki kağıdın tüm yüzeyleri birbirine çakışacak şekilde üst üste konulduğunda oluşan sarı renkli bölgenin alanı 21 kare. Arkadaşlar şu oluşan sarı renkli bölgenin alanı ancak sarıyla sarı üst üste geldiğinde olmaz mı arkadaşlar? Sarıyla sarı nerede üst üste gelmiş? Bak sarı sarı. Gördünüz mü? Şurası zaten kırmızıyla belirttiğim yer sarıydı. Sarıyla sarı üst üste gelirse yine sarı olarak kalmaya devam eder. Sarı sarı. Hocam burası da 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 sarı sarı. Burada ne yaptı? Mavi. Sarıyla mavi üst üste gelmiş oldu. Ya da maviyle mavi üst üste gelmiş oldu arkadaşlar. Sarı bölge 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Değil mi? Evet. 10 tane S eşittir 20 ise S'i buradan ne buluruz arkadaşlar? 2 diye buluruz. Yani bir tane küçük karenin alanı 2 yaptı arkadaşlar. Yeşil renkli bölgenin alanı isteniyor bizden. Yeşil renkli bölge nasıl oluşuyordu arkadaşlar? Sarı ile mavi üst üste geldiğinde mi oluşuyordu yeşil renk? Evet, mavi ile sarı nerede üst üste geliyor? Arkadaşlar bakın burada mavi ile sarı üst üste geldi mi? Geldi. Sarıyı koyduk mavinin üstüne. Burası da yeşil. Burada mavi. Şurası mavi renkteydi. Mavi ile sarı bakın burada üst üste geldi. Burada mavi ile sarı üst üste böyle geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar bu mavi, maviydi burası, mavi ile sarı burada üst üste geldi. Her bir karenin içerisinde böyle yeşil yeşil olacak mı? Bakın sarıydı, mavi ile sarı. Aynı şekilde bu ikişer ikişer devam edecek mi? Edecek ama ben size göstereyim isterseniz. Maviydi burası, mavi ile sarı o zaman burası yeşil yeşil yaptı. Mavi ile sarı yeşil yeşil yaptı. Mavi ile sarı yeşil yeşil yapacak. Maviydi burası, yeşil yeşil yapacak. Mavi ile sarı yeşil yeşil yapacak arkadaşlar burası. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Yani 18 tane 2 isteniyor arkadaşlar bizden. O zaman cevabımızda kaç yapacaktır? 36 yapacaktır. ÖSYM'de şöyle sormuştu. Siyah bölgelere falan karamıştı böyle. Işık geçiren kısmın alanı diye sorulmuştu. Ben burada uzun uzadıya yaptım ama mavi ile sarı her birinde 2'şer tane olduğu belliydi. Burada kaç tane var arkadaşlar? 2'şer tane olacak ya. O zaman 1, 2, 3 tane burada. 9 tane var ya toplamda. 9 kere 2, 18 yapacaktır. Evet, 18 yapacaktır. Ama dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Yanlış yapmışım ben burada. Hocam burada 18 tane küçük kare var. Değil mi? 2, 4, 6, 6, 6, 18 tane küçük kare var. He, 18 tane küçük karenin de, yanlış yapmamışım, doğru yapmışım. 18 tane küçük kareden de her birinin alanını 2 bulmuştuk zaten. 18 çarpı 2'den de cevabı kaç bulduk? 36 bulduk arkadaşlar. Tamam, yanlış yapmamışız, pardon. Evet, TYT 2019 benzer sorusunun cevabı da 36 oldu. Geldik 17, yani son soruya, yani TYT 2020'nin benzer sorusuna arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu soruyu yapmadan önce ben size şunu söyleyeyim. Bu soruda adam bize katlama, yani katlanmış şekliyle sormuştu. Ama ben bu tezi hep savunuyorum. ÖSYM hemen hemen her sene katlama sorusu sorar. Katlama sorusunun sormadığı yerde de mutlaka simetrisini sorar arkadaşlar. Çünkü katlamayla simetri aynı.
Sorunun çözüm yöntemi aynı olduğu için ben bir de bunu size simetriye çevirdim arkadaşlar. Bir de bunu simetriyle çizerek yapmaya çalışalım isterseniz. Bakalım ne demiş soru. A noktasının BE doğru partisine göre simetriyle, bakın A noktasının BE doğru partisine göre simetriyle C noktasının BF doğru partisine simetriği EF doğru partisi üzerindeki aynı noktadır. A'nın buna göre simetriği olan bu nokta, bak bu doğruya göre simetri. Normalde simetri demek ne demek? A'nın bu doğruya göre simetri. Hop burası. Hocam şurası dik olacak. Bakın şöyle. Dik olacak ve şunlar birbirine eşit olacak. Evet, bu nokta ile diyor ki hangi noktanın C'nin de BF'ye göre simetriği, C'nin de BF'ye göre simetriğini aldığın zaman tam olarak bu noktaya denk gelecekmişiz. Bu ne demek? Hocam burası da dik ve şunlar da birbirine eşit olacak demek. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Katlama işlemi. Katlama işlemi. Bu buraya gelecek böyle arkadaşlar. Hatta katlama işlemi o zaman böyle olur. Bakın katladığın zaman ÖSYM'de böyle sormuştu zaten. Şu üçgenin katlanmışı burası. Bu üçgenin katlanmışı da burası. Ne diyorduk? Üstte bilen kenarlar birbirine eşit. E hocam 12 ise 12 olacak falan filan şeklinde. Ya da burası 5 ise burası 5 olacak şeklinde. Ya da üst üste bilen açılar birbirine eşit şeklinde düşünüyorduk. Ama ben burada ne dedim arkadaşlar? Burada katlama mantığını kullanmak istedim size. Simetri mantığını kullanmak istedim. Tekrar söylüyorum. A noktasının EB'ye göre simetriği burası. C noktasının BF'ye göre simetriği de aynı noktaymış. E o zaman burada ne çıktı arkadaşlar? E burada dik taban iki eş parçaya böldü. 12 ise 12 diyebiliriz. Ve burası 5 ise burası da 5 diyebiliriz. Arkadaşlar o zaman dedik. Tamam, başka ne var? Biz neyi kullanmadık? Tanımını. Tanım ne diyor? Kare. Kare olduğundan dolayı ne olmak zorunda? Bütün kenarlar birbirine eşit olacak hocam. E o zaman bu kenarla bu kenar birbirine eşit olacak. E arkadaşım ben buraya bir A kenarı dersem. Karenin bir kenarı A artı 12 oldu. Hocam burası da A artı 12 olacağından dolayı buraya A artı 7 kaldı mı? Kaldı. Burada bir Pisagor bağıntısı yakışır. Bütün kenarlar çıktı. A var. A artı 7 var. 17 var. Hocam 17'nin karesi eşittir A'nın karesi artı A artı 7'nin karesinden hala yapanlarınız mı var? Bak ÖSYM sorusu. Adam ne yapmış? Yine hissetmeli sormuş ki her sınavda bir tane hissetmeli soru geliyor zaten. Hisset kardeşim hatta. Bir taneyi bırak. Birden fazla da gelebiliyor. Hocam 17 varsa büyük ihtimalle 8, 15, 17 üçgendir. Gerçekten öyle mi? Burası 8 olursa 8 ile 7'nin toplamı burası 15 yapıyor. Evet. 8, 15, 17 sağlanmış oldu arkadaşlar. ABCD karesinin çevresi soruluyor bize. 8, 12 daha kaç yaptı burası? 20 yaptı. O zaman A'yı biz burada 8 bulduk işlem yaparak. Çevre isteniyor bizden. Çevrede 20'den 4 tane var. Yani kaç yapacaktır? 80 yapacaktır. Evet. Ben burada ÖSYM katlama olarak sormuştu. Ne yaptım? Simetri olarak sordum. Çünkü ben bunu savunuyorum. Her sene mutlaka ama mutlaka bir simetri sorusu, daha doğrusu katlama sorusu geliyor. 10 yıldır. Katlamanın gelmediği sene de böyle noktanın doğruya göre simetriği şeklinde soru da karşımıza gelebilir arkadaşlar. O yüzden bunu da bu şekilde size göstermek istedim. Noktanın doğruya göre simetriğinde hop alacaksın. Bunlar eşit ve dik olacak. Hop simetriğini aldım. Bunlar eşit ve dik olacak. Ve her ikisi de aynı noktaymış diye söylemişti arkadaşlar bize. Evet, böylelikle kare sorularını da bitirdik. Hadi bakalım. Kare sorularını yorumlayalım gençler. Şöyle bakacak olursak çok da güzel sorularla yaptık aslında. Ama bazı soruları yeni nesil sorulara da çevirdik. Yine eski şeylere bakacak olursak kare ile ilgili eskiden de mesela şu soru yeni nesil diyebiliriz. Kolay olmasına rağmen bize tahmin yeteneğimizi yani şeklinde oluşturmamızı istiyor ya. Eskiden beri de aslında yeni nesil soruları da kullandırmış şöyle arkadaşlar baktığımız üzere. Evet, bu da eski yeni nesil olmasına bakmayın. Bunu da ben yeni nesile çevirdim. Tamam. Şurada mesela 2015'te güzel bir soru. Şöyle şekle baktığınız zaman hikaye şeklinde koymuş. Yani burada işte ABCD kare deyip de buradaki bilgileri yazmamış. Bir küçük bir hikaye yazmış ki ÖSYM arkadaşlar hikayeleri böyle çok abartmaz geometride. Bir sayfa boyunca hocam soru oluyor. Hayır, şekilden kaynaklanıyor. Bir sayfa olmaz. Cümleler genelde kısa olur arkadaşlar. Okuyun, düzgün bir şekilde okuyun, yaparsınız. Bu soru hocam 2017'de. Hayır, bu da normal klasik bir soruydu arkadaşlar. Ben bunu yeni nesil soruya çevirdim. Şöyle bakacak olursak paralel kenarvari işlemleri alan dağıtma işlemlerinde yine kullanmışlar. Ve genelde nereden çıkıyor arkadaşlar? Gördüğümüz kadarıyla karenin hiçbir özel durumundan sorulu çıkmamış. Yani şuna dikkat edeceksiniz. Kardeşim sen karenin tanımını kullanacaksın. Bir.
paralel kenarın özelliklerini bileceksin. Yani paralel kenarın özellikleri derken alanla ilgili alan dağıtma yapısını bileceksin. İki, sonra bu konuların kare konusunun ve dikdörtgen konusuyla da aynı şeyi söyleyebiliriz. Kare ya da dikdörtgen konusunun şeyden çözülebilirliğini kontrol edeceksin. Yani üçgenlerden çözülebilirliğini bileceksin. Dolayısıyla ÖSYM ne sorarsa sorsun çok da rahat bir şekilde yaparsın. Hocam genel itibariyle baktığımız zaman öyle çok da yeni nesil bir soru var mı? Evet, yeni nesil gelen soru da aslında kolay bir soru şöyle baktığın zaman. Katlamaya ben yeni nesil demiyorum. Arkadaşlar hep eski mantıkla çözülebilen sorular dörtgenlerle ilgili hatta dikdörtgen kareyle de ilgili şöyle bir soru yine çarpanlara ayırmayla ilgili sorularda yine beklenilebilir sorular. Yani bu a kare artı b karenin bilinmesi ya da a artı b'nin parantez karesi bilinmesi ya işte a çarpı b verilip de çarpanlara ayırmada kullandığımız işlemler var ya. Hani onların bilinip de o şekilde sorular yapılmasıyla alakalı ifadeler karşımıza gelebilir. Ha, yeni nesili çok fazla işin içine katarlar mı? Katsalar bile zaten şu şekilde katarlar mesela bu sorudaki gibi katarlar. Katsalar bile yeni nesil olduğu için kolay olur. Eski nesil sorularda da hep üçgenlerle yapılabilirliğini kontrol edin. Yani çok da rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Dikdörtgen ve karenin ÖSYM'deki yeri gerçekten çok fazla. Mutlaka ama mutlaka her sene bir tane dikdörtgenden ya da bir tane kareden ya da bir dikdörtgen bir kare olmak üzere toplamda iki tane soru gelebilme ihtimali çok yüksek. Ama sorularda hep dik üçgenden ya da benzerlikten çözülebilirliğini de görüyorsunuz. Ya da paralel kenardaki gibi alan dağıtma yapılarından da çözülebildiğini biliyorsunuz. Bu saydığım şeyleri bildiğiniz zaman ve sorularda kullanabildiğiniz zaman yani özellik olarak yaklaşmadığınız zaman bununla ilgili çıkabilecek soruları çok rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Tamam. Yani bence net sorular, garanti sorular, dikdörtgen ve kare sorularıdır arkadaşlar. Çok da rahat bir şekilde yaparsınız bence. ÖSYM neredeydi? Aslında çok da fazla bir çizgisini değiştirmemiş. Eskiden de dikdörtgen ve kareden de böyle yeni nesil diyebileceğimiz sorular sormaya çalışmış. Ama yeni nesil soruları da hep görüyorsunuz kolay. Şimdi de yine yeni nesil kavramına şey yapıyor ama eski nesil sorusu da gelebilme ihtimali %50'den tabii ki daha fazla. Tabii eski nesil derken artık tabii burada bir kare verip de yanda bilgileri vermiyor. Biraz sadece hikaye koyuyor ama bildiğiniz tarzda sorularla karşılaşacaksınız büyük ihtimalle arkadaşlar. Biraz önceki saydığım şeylere dikkat ettiğiniz sürece hiç sıkıntı yaşamazsınız. Bence dikdörtgen ve kare soruları cepte. Bence. Evet gençler böylelikle dikdörtgen ve kareyi de şu anki videoda kareyi hallettik daha doğrusu. Kare konusunun da videosunu ÖSYM benzeri sorularını da çözmüş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yamuk konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.